Alet. Ne oldu? Ben de geliyorum. Nereye? Ofise. Ender geliyor, ben niye gelemiyorum? Bir kahve içeriz. İyi, geç. Evet Yıldız. Gördüğün gibi sürpriz bir şey olmadı. Ender de burada değil. Teftişim bittiyse artık biraz çalışabilir miyim? Peki hayatım. Akşama görüşürüz o zaman. Günaydın. Kocan eve dönmüş. Asa senin gözün aydın. Şirkete kapağı atmışsın. Yıldızcığım, ben her zaman çalışarak para kazanma derdinde olduğum için büyük şirketleri tercih ediyorum. Senin gibi butiklerden para cukkalamaya çalışmıyorum. Elbette. Tabii. Halit. Daha sonra konuşalım mı? Arayacağım ben. Ne oldu yine? Bunu bana nasıl yaparsın? Neyi nasıl yaparsın? Ender'e mi anlattın benim yaptıklarımı? İkiniz biri olduğunuz beni mi çekiştiriyorsunuz? Saçmalama Yıldız. Defne anlatmış Ender'e. Aman ne güzel. Zevkle yayar artık. Yok öyle bir şey. Ben sormadan kendiliğinden anlattı. Ve kimseye söylemeyeceğine de söz verdi. Neden acaba? Bir anda melek kesilmiş hayret. Neden biliyor musun? Beni ve oğlunu düşündüğü için. Yani senin yapamadığın bir şey yapıyor. Yazıklar olsun sana Halit. Benim yapamadığımmış. Çıkıyor musun Kemal? Halit Bey'in kıyafetleri var. Kuru temizlemeye gidecek. Seviyorum dediğin kadına bak. Sen niye ortalığı karıştırıyorsun? Ben mi? Evet. Aa, benim bir şey yapmama gerek yok ki. Aç gözünü artık Halit, aç. Bu kız senin paranın peşinde. Seni sevdiği falan yok. Allah aşkına bunun hesabına bir 5 milyon yatır. Bak bakayım bir daha yanına uğruyor mu? Dene ve gör. Yeteri kadar itibarını kaybettin. Bırak giden paran olsun Allah aşkına, ver kurtul. Bir de bir türlü göremediğin şu kızın gerçek yüzünü de artık gör Allah aşkına yani Halit. Kemal. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Valla ben söyleyeceğimi söyledim. Verdik. Şimdi kana karışmasını bekleyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.